Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'nin izniyle kısa bir faydalı şey danışmak istiyorum. İlim öğrenmek, insanın dünyasına ve ahireti için faydalı olan bir şeyi öğrenmek, Allah Azze ve Celle'nin insana verdiği en büyük lütflerinden biridir. Ve bir insanın cahillik hastalığına düçar olması, savatsızlık hastalığına düçar olması, Allah Azze ve Celle insana verdiği en büyük musibetlerden biridir. İnsan neyi kalbinle isteyerse, neyi yürekle isteyerse, neye nail olmak isteyerse Allah Azze ve Celle ona hemen şeyin yolunu asanlaştırar. Ve hemen vesileleri onun karşısında, kapısında açar. İmam-ı Şafii Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Deyir ki, kim bir müddet ilim almağın, savat almağın, mərifət öğrenmeyin acısına tahammül etmezse ömür boyu cahilliğin acısını çeker. Onun için kardeşler, demeyin ki benim 50 yaşım var, 60 yaşım var, 70 yaşım var. Artık her hansı bir elimi öğrenmekten acizem. Asla ve asla. İmam el-Mawardi rahimahullah Edeb-ud-Dünya ve Din kitabında güzel bir söz değil. Deyir ki insanın ağlının kamilliği, hafizesinin güclülüğü onun yaşıyla alakası yoktur. Sadece mesele oradadır ki kim hansı yaşta beynini neyle doldurur? Xeyirli şeylerle mi yoksa faydasız şeylerle mi? Çalışın, yaşa göre, yaşadığınız mühite göre məyusluğa kapanmayın. İlim tələb etmək, dini ve dünyavi kapısı açıqdır. Her yaşda, her ömürde onu mənimsiləmək mümkündür. Ve xüsusən de karantin vaxtlarında, xüsusən de Ramazan vaxtlarında bu istifadə etmemiz için, vaxtımızı daha səmərəli keçməyimiz için büyük fırsatdır. Allah Azze ve Celle'den dileyirəm, bizleri xeyri götürən ilm öyrənməyi nəsib eləsin, səbirli, təmkinli eləsin, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve barakatuhu.